Ne yazık ki evet edebiliyoruz diyemiyoruz yani 14 aydır süren bu süreç karşısında fert olarak da toplum olarak da ülke olarak da ümmet olarak da insanlık olarak da bir şahitlik vazifemiz var ve bu şahitlik vazifemizi ne kadar gerçekten tam anlamıyla yerine getirdik iyice bir muhasebesinin yapılması gerekir. Şimdi Gazze'de olan biten bazı hadiseler üzerine ya da orada şehit olan bazı kardeşlerimizin resimlerini alıp sosyal medyada sizler şehitsiniz, bizler şahidiz diye paylaşımlar yapılıyor ama bu o kadar da kolay bir şey değil. Evet onlar şehit oldu. Şahit oldukları için şehit oldular. Ama geride kalan olanlar olarak bizler gerçekten hakkıyla şahit miyiz? asıl sorgulanması gereken o. Çünkü imanlarımızı ne kadar hayatlarımıza, hayatlarımızı ne kadar imanlarımıza şahit kıldık ve bir coğrafyada olup biten hadiselerin dışında yaşayan insanlar olarak bu şahitlik vazifesinin gereğini ne kadar yerine getirdik? Çok ciddi bir biçimde sorgulanması gereken bir mesele. Bu 14 aylık süreç içerisinde Gazze gerçekten şahitler diyarı oldu. Şahitler diyarı olduğu için sadıklar yurdu oldu. Çünkü şahitlik insana sadakat denilen o önemli kavramı, duruşu kazandırtır. Dolayısıyla onlar şahitliğin hakkını verdikleri için sadıklar da oldular. Sadıklar yurdu olduğu için şehitler vatanı oldu. Çünkü minel müminine ricalun sadaku. Önce sadakat, ondan sonra diğerleri arkasından geliyor. Gazze bunu da ortaya koydu. E şehitler yurdu olduğu için adamlar zemini oldu. Gerçekten adamlığın kitabını yazdılar bu süreç içerisinde. Adamlar zemini olduğu için bakın cennetin kokusunun duyulduğu keramet yurdu oldu. Gerçekten meleklerin imrenerek baktığı yani bunu bir mübalağa olarak sakın anlamayın olan biten hadiselerin hepsini böyle üst üste koyup değerlendirdiğinizde bunu çok rahat görebiliyorsunuz özellikle orada ödenen bedellere melekleri nasıl refakat ettiğine dair bazı bilgiler çerçevesinden de bunu söyleyebiliriz. Bütün bunların hepsi ortaya bambaşka bir tablo çıkardı. Şimdi o yiğit insanlar Allah kendilerinden ebeden razı olsun feda ettiler kendilerini ashab-ı uhdud gibi ve diriltiyorlar dünyanın dört bir tarafında insanları halen de diriltmeye devam ediyorlar. Dolayısıyla onlar kendilerine düşeni ziyadesiyle yerine getirdiler ve bütün terk edilmişliklere rağmen getirdiler. Bütün yalnızlıklarına rağmen getirdiler. Ümmeti Muhammed'in sessizliğine rağmen, zilletine rağmen getirdiler. Karşılarındaki o Siyonist güçlerin arkasına, küresel güçlerin de desteklerini alarak dünyanın şımarık bir çocuğu gibi hak, hukuk, adalet hiçbir şeyi takmadan neler yaptığına dair yaptıklarına dair birçok şey biliyoruz. Bütün bunlara rağmen getirdiler. Asıl mesele dediğimiz gibi biz şahitliğimizin gerçekten gereğini yerine getiriyor muyuz? Şimdi burada ona buna lafı atmaya, ona buna lafı işte bırakmaya gerek yok. Ben kendi nefsime dönmek istiyorum. Siz güzel kardeşlerimi de aynı muhasebeye davet ediyorum. Yani gelin mesela ben şu anda kendi nefsimde bir muhasebe yapıyorum. Diyorum ki 14 aylık bu süreç içerisinde sen Muhammed Emin Yıldırım olarak gerçekten Gazze o şahit şehrin karşılığında onu şahit şehrin ortaya koyduğu o şahitliğin karşısında kendi şahitlik görevini yerine getirdin mi getirmedi mi? Bütün mesele bu zaten böyle bir sorgulama böyle bir muhasebe yapmak durumundayız. Mesela ben kendi kendime diyorum ki eğer bu süreç içerisinde Allah hakkında asla suizana düşmemişsen sen şahitlik vazifenin en azından önemli bir kısmını yerine getirmiş olursun. Ne demek bu Allah hakkında suizana düşmemek? Ya Rab neden gelmiyor ebabiller? Niye bu zulümler? Niye bunlar? Niye şunlar? Görmüyor musun haşa? Bu sözleri duyuyoruz biliyorsunuz. Gazzeliler demiyor ama dışarıdakiler bu sözleri söyleyip duruyorlar. Bu, bu tarz imtihanlarda Allah hakkında suizana düşmemek bütün mesele. Onun için burada böyle bir mesele var. İkincisi olan bitenden moralimi bozmamışsam ve salih amellerim ne ise onları çoğaltma adına bir gayret içerisinde olmuşsam ben şahitlik görevimin bir miktarını da yerine getirmiş olurum. Üçüncüsü Gazze'yi hiç unutmamışsam sürekli zihnimde, kalbimde, aklımda tutmuş isem oradaki kardeşlerimin derdiyle en azından dertlenmişsem bazı gecelerim onlar için uykusuz kalmışsa bazı geceleri kalkıp yatağımdan onlar için bir şeyler yapabilmişsem bir gözyaşı dökebilmişsem gerçekten bu şahitliğin bir miktarını olsun yerine getirmiş olurum. Gazze ve Filistin meselesini bilmeyenlere anlatma gayretine girmişsem ki bakın şu memlekette bile ne kadar bilmeyenler var. Böyle bir derdi kendime dert edinmişsem. Beşincisi her daim dualarımda anıp onları ve tüm mazlumları dualarımın ana konusu edinmişsem. Altıncısı elimden geldiğince hayatımdaki harcamaları özellikle bu süreç içerisinde azaltmış, infaklarımı daha fazlalaştırmış ve oradaki kardeşlerimin yaralarını sarmak için bu manada bazı adımlar atmışsam, yedincisi etkili ve sürekli bir şekilde boykotu bir Müslüman tavrı olarak anlamış ve bunu hayatımın eksenine yerleştirmişsem, sekizincisi İsrail ile ticari, siyasi, diplomatik ilişkilerini sürdüren her kimse onlara karşı tavır almışsam, tevil etmeden, şöyle böyle ambalajlara işte ya da bazı bahanelere sarmadan gerçekten böyle bir tavrı almışsam. Dokuzuncusu her nerede İsrail'e doğrudan veya dolaylı destek veren varsa onlara karşı sesimi ve tavrımı yükseltebilmişsem. Onuncusu da umutlarımı yitirmeden son nefesime kadar Gazze'nin mücadelesinin bir neferi olarak eteğimde ne varsa taş olarak o taşları atma adına yani Allah bana imkan olarak kabiliyet olarak ne vermişse onları Gazze için, Filistin için, Kudüs için, Mescid-i Aksa için harcamışsam, harcamaya da devam ediyorsam inşallah ben bu şahitlik sorumluluğunun bir miktarını bile olsa yerine getirmiş olurum. Eğer bunları yapabilirsem Allah yapamayacağım, yapamadığım yani şu anda elimin varmadığı, işte imkanımın olmadığı başka şeyleri de önüme inşallah çıkaracak. Bu bir süreç nereye kadar varacak, nasıl gidecek bilmiyoruz ama en azından bizim sorumluluğumuz şahit şehir olan Gazze'ye karşı o şahitliğin hakkını yerine getirebilmek bunu bir miktar olsun yapabilirsek inşallah arkası gelecektir. Allah bizi şahitlerden yazsın ve bu şahitlik sorumluluğunun hakkını yerine getirenlerden eylesin.